Merhaba sevgili T4 izleyicileri ve okurları. Bugün yanımda e, hepimizin çok hayran olduğu bir oyuncu var. Aslı inandık. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk Ece. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> ee, nasıl geçti 2022? Hemen böyle pat diye bunu sorayım. <laughs> yani e, çok dalgalıydı ya. Çok güzel anlar da vardı içinde. Ama böyle biraz düştüğüm, Zamanlar da oldu tabii ki e, hayatın kendisi gibi aslında dalgalıydı e, ama böyle genel olarak griydi diyebilirim benim için aslında. Şu anki kostümlerimize evet. uygun bir evet. <laughs> şekilde. O yüzden böyle giydim. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında sana soruları hazırlarken bunu böyle e, çoktan seçmeli bir soru şeklinde hazırlamıştım. E, fırtınalı, e, çok sert çekilen bir sifon gibi... <laughs> ya da sahilde güneşlenir gibi geçti. Çok sert çekilen bir sifon gibi <gülüyor> <gülüyor> ve gitmeyen o küçük şeyler gibi. <gülüyor> <gülüyor> 2023 umarım hani sahilde güneşlenir gibi geçer. Umarım. Vallahi. Ne diyelim. Yani. Ama zaten başlarında seni Oregon filminde izleyeceğiz. Değil evet, mi? evet. Herhangi bir aksilik olmazsa. Martta. Evet. 17 Martta. Oregon vizyonda olacak herhangi bir aksilik olmazsa ee, çok heyecanlıyız biz de o yüzden 2023 için biraz daha umutluyum bu arada. Yani yalan söylemeyeyim. Nedense inanılmaz bir gaz var yani şu an <laughs> çok güzel geçecekmiş gibi de hissediyorum ince de. Herkes böyle umuttan bahsettikçe 2023'e e, dair umutlardan hmm. bahsettikçe ben biraz daha korkuyorum. Hani böyle birine karşı çok fazla beklenti içinde olursuna bir anda böyle pat diye hayal kırıklığına uğrarsın ya. Yani. Ama o her aralıkta şey olur ya böyle bit artık 2021, <laughs> bit artık 2020. Hani bir sonraki sene için hep bir böyle sentetik bir umut e, dalgası dolaşır etrafta <laughs> ve sonra mart gibi böyle kaybetmeye başlar. <laughs> Nisan'da daha da kötü. <laughs> Galiba seneye bırak. Umarım bu sene öyle olmaz. Evet evet evet. <laughs> ya, bu sene için ya bilmiyorum biraz da insanın kendisiyle alakalı. Yani olaylara bakış şekliyle alakalı. Yani ben daha karamsardım hayatımın e, bundan önceki 32 e, senelik kısmında ama böyle bir, bir senedir e, biraz daha ne diyeyim? Ben de artık olayların pozitif tarafından okumaya e, kendimi yani o tarafa doğru eğitmeye çalışıyorum. O yüzden e, bu umut böyle çok da hani bir olaya bağlı ım, kaybedilebilecek bir şey değil gibi geliyor. Biraz daha yükseyim o yüzden şu an. <laughs> ee, sana eşlik etmeye çalışacağım yol boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani böyle e, pozitif. Olmayı öğrenmeye çalışıyorum dedin ya. Gerçekten hepimiz pozitif olmak zorunda mıyız sence? Yok değiliz. Yani değiliz. <laughs> o da bir ayrı baskı değil mi son senelerde? Evet evet, onla katılıyorum. Yani şey gibi bir şey değil zaten bu hani böyle toksik bir pozitif e, akımın içine dahil olup işte ne olursa olsun çok iyiyim, çok iyiyim demek değil. Yani kötüyü de görmek ama biraz böyle şey yapmaya başladım. Hani bu geçecek. Yani bu şu an böyle kalmayacak. Daha önce de geçti. E, geliyor ve geçiyor işte hayat da böyle bir şey kafasına gelmeye başladı ama o bana çok iyi geldi. Yoksa hani şey değil canım yani. Hani i̇yi ki hayattayım, iyi ki yaşıyorum. Sürekli böyle bir bulutun içinde değilim ama yani biraz daha böyle pozitif bir yola bir son bir senedir girdiğini hissediyorum diyebilirim. E, 30'lardan sonra böyle bir farkındalık haline mi bu? Valla Evet 30'lardan sonra da biraz işte yaşadığım bir kayıpla da gelişen bir şey oldu. benim hayatımda yaz duygusuyla ilk defa tanıştım. Babamın kaybından sonra başım, başım. teşekkür ederim ve böyle bu tarz kayıplardan sonra da şeye geliyorsun ya işte hani hayatta hiçbir şeyin önemi yok ve ne yapıyorum ben yani neleri takıyorum? Gerçekten daha fazla anı biriktirmeliyim gibi bir yerden belki de yani 30 yaşında tabii ki etkisi vardır. 30 30 yaşlardan sonra biraz daha bu kafaya girmeye başladım ama dediğim gibi bu kayıptan sonra da yani hayatta her şeyi yaşarken gerçekten yaşamaya çalışacağım gibi bir söz verdim kendime. Bu arkadaşımla bir kahve içmek de olsa işte ne bileyim sahilde bir yürüyüş yapmak da olsa ne yaşarsam yaşayayım gerçekten yaşayacağım sözünü kendime verdim bir süredir onu uygulamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Peki sinemayla girdik sohbete oradan yine devam edelim isterim ben. biz seni daha çok işte sosyal medyada çok güldüğümüz birisi olarak tanıdık. Sonra birdenbire tabii ki bizim açımızdan izleyici evet. olarak birdenbire daha sanatsal filmlerde, festival filmlerinde oyuncu olarak gördük. O senin her zaman istediğin bir şey miydi yoksa hani nasıl ilerledi o süreç birazcık bahsedebilirsen? Ee, şöyle aslında yani evet bu ülkede biraz şey var hani işte komedi oyuncusu ve dram oyuncusu falan gibi böyle o aradaki şey çok uçurum çok gerçekten büyük yurt dışında böyle olmasa da Türkiye'de bunu çok belirgin bir şekilde görüyoruz <laughs> ulusal işlerde de işte filmlerde de dizilerde de ama ben bana aslında tam olarak böyle komedi kimliği de çok yapışmış tı diyemem çünkü sadece sosyal medyada yaptığım bir şeydi bu benim. Yani daha önce çok fazla böyle işte ulusalda ya da işte dizide, filmde çok fazla böyle komedi, komedi, komedi oynamadığım için belki sadece sosyal medyada bunu e, icra ettiğim için e, gelişen bir durum olduğunu düşünüyorum. Yoksa şey var evet yani hani o yapışıyor bir kere e, insanlara ve size sonra bu komedyen yani hani dramda görmek istemiyoruz falan gibi bir algı oluşabiliyor ama benim biraz şansım oldu galiba çok fazla e, ulusalda komedi yapmama e, durumu ya bir de bence biraz şey de oluyor bir, bir kere bir yönetmen buna cesaret edince o circle'a bir kere girince sonrası Su gibi akmaya başlıyor. Benim e, soluk filminde işte <laughs> Özkan Yılmaz buna e, cesaret edip yani evet sen hep komedide gördük seni ama ben bu tarafında merak ediyorum seni bir denemek istiyorum e, bana bir audition verir misin dediğinde ben memnuniyetle gittim çünkü zaten şöyleyim yani ben hani zaten okulluyum zaten tiyatro mezunuyum ve orada hep böyle bir e, hani biliyorsunuz işte hani yani komedi parçanda oluyor, dram parçanda oluyor. o ikisi hep iç içe yürüyor okuduğun eğitim hayatın boyunca. Ama sonra işte böyle dallara bir şekilde sektör seni ayırıyor işte komedi oyuncusu, dram oyuncusu, X işte kadın, Y kadın oluyorsun. o yani o, yüzden de böyle çok da teşneydim zaten dram oynamaya. Ben de bayıla bayıla gittim işte o, o bir cesaretli bir yönetmenle böyle Fitili ateşlemiş olduk sonrası zaten daha hızlı attı diyebilirim. Ee, peki hani bundan sonra oynamak isteyeceğin farklı e, roller var mı? Hani muhakkak şöyle bir şey de olmaya çok isterim dedin. Yani, e, yani rol olarak hani yok tabii ki böyle şu, şu rol falan diyebileceğim ama e, yani kadın işleri görmek istiyorum artık ve ben de kadın işlerine çekildiğimi fark ediyorum. E, yani güçlü kadın falan demeyeceğim çünkü hayır yani her zaman da güçlü kadın olmak zorunda Yani değiliz. hiçbirimiz ben güçlü bir kadın değilim yani bazen de çaresizim, bazen de e, güçsüzüm ya da savunmasızım. Ama e, incelikli kadın karakterler e, ilgimi çekiyor ve onlara çekiliyorum bir film gördüğümde ya da dizi gör, dizi izlediğimde. E, i̇ncelikli yazılmış, e, üstüne oturulup düşünülmüş, tek boyutlu olmayan çünkü hiçbirimiz öyle değiliz ya yani iyi işte bu karakter iyi biz genelde öyle şeyleri izliyoruz ya işte ise her şeyi çok iyi yapıyor kötüyse her şeyi çok kötü yapıyor falan hani oradan biraz çıkmış kendi içinde çok katmanlı bir karakter oynamayı istiyorum tabii ki. Biz de seni o şekilde izlemek isteriz. Aslında sormak istediğim şeylerden biri buydu. Yani buraya getirmeye çalışıyordum lafı. Hmm. Kadının temsiliyeti evet artmaya başladı sinemada, tiyatroda, dizilerde. Ama hani gerçekten hani o temsiliyet sadece kadın yönetmenlerin artması ya da yapımcıların artması... ...başrollerin daha fazla kadınlara verilmesiyle mi olur? Yoksa yani herhangi bir Türk dizisinde ki yabancı dizilerde de öyle hani absürt komediler dışında hı hı. E, ya da girls gibi hani istisnai diziler dışında e, atıyorum işte hani bir regl arasından dolayı ağlayan ya da bundan dolayı çalışmak istemediğini söyleyen e, bir kadın karakterle hiç karşılaşmadık. Hı hı. Hala tabularımız var. Hala daha kadın işte e, ya çok masum ya dediğin gibi çok güçlü e, ya da çok kötü. <laughs> ee, olarak çıkıyor kadının karşımıza. kadına yaptıkları falan evet, gibi yani şeyler o, o zaten hala. yani asla evet. kırılamayan bir evet, şey evet, hani... yani komediyi de oradan aramak yani çok enteresan hala bence ee, yani böyle cinsiyetler üstünden okumak da bana çok doğru gelmiyor ancak yani kadının e kadın karakterlere aslında işte söylediğin gibi işte hani regl arası yüzünden işe gidememesini de biz daha rahat konuşuyor olmalıyız zaten ya da kadının işte mesela özgürlüğünü yani hep böyle şey görüyoruz hani erkeğe bağlı erkekle erkek için yani bir şekilde dolaylı yoldan erkeğe gelen ya da işte kahramanını erkek yapmış işlere böyle işte kadın işi falan de, denebiliyor Bazen öyle şeylere denk gelebiliyoruz. Ee, ama aslında bir yani son zamanlarda bu arada büyük ölçüde bu kırılmaya da başladı. Yani yine biraz daha derinlikli işte en azından sin şeyde sinemada daha derinlikle yazılmış işte kadın karakterler görebiliyoruz. Ee, komedi yapmaya başlayan kadınların sayısı e, gün geçtikçe artıyor ki ben de bunlardan biriyim. Yani e, burada e, gerçekten e, biraz daha umut Dolmaya başladım aslında bu üretim arttıkça. Ee, komik kadın daha doğrusu komedi yapan kadınla e, ilgili de hep böyle klişeler vardır ya hani komik kadın e, seksi olmaz genelde gibi böyle e, <laughs> genellere. Kim <Kendin gülüyor> <demiş. gülüyor> Şu şu benim yakınım değil mi? <laughs> ya evet yani bu çok hiç anlamlandıramadığım bir şey bu arada. Bu yani işte evet komik kadın seksi olmaz, seksi kadın da böyle hep durur falan asla hiç şaka yap, yapmaz falan. <laughs> ya ben şey de çok şaşırmaya başladım işte böyle bazen yani ben de insan olduğum için bazen e, şey, sosyal medyada bir hani kendimi beğendiğim bir fotoğrafımı paylaşıyorum. İşte giyinmişim, süslenmişim, makyaj yapmışım falan. Seni de kaybettik falan. Yani, <laughs> <laughs> <Direkt> neden? <laughs> yani ben değil, yani ben hala komedi de yapıyorum zaten. De. Kardeşim ben de, yani benim de bir hayatım var. Ben kendimi mesleğim üstünden tanımlamıyorum. Sen niye böyle görmek istiyorsun beni falan gibi. Bir şey var yani evet öyle bir şey oluyor yani hem işte kastını bozdu falan bu komik kadın da artık seksi kadın hani Niye yani? Her ikisi de bir bünyede de olabilir gibi geliyor. Yani yurt dışında bu arada ya Tina Fey'e baktığınızda çok konuk bir kadın ki. ama çok güzel, çok seksi, her zaman dış görünüşüne önem veren de birisi. Yani bu birazcık karıştırılabiliyor bizim ülkemizde ne yazık ki. Ee, aslında dijital platformlardaki kadın stand-upçıların artmasıyla da bu algı birazcık daha kırılmaya başladı evet, ve evet. Türkiye'de de stand-up kültürü de arttı kadınların komik, komik olabileceği ya da sadece işte hani eskiden şey vardı. Hmm, komik kadın deyince Ayşen Gruda geliyordu akla <gülüyor> mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir gülse bir sere evrildi o. Evet. Ee, o zamanlar çünkü aslında Ayşen Gruda yani şimdi komedi oyuncusu çok güçlü, çok iyi bir komedi oyuncusu. Ama hani tabii o zamanlar hani böyle stand up çok fazla hani sahne performansı ya da işte e, senarist e, olarak görebileceğimiz bir şeyi tasarlayan hani belki komedi komedyenler görmediğimiz için hmm. hani öyle e, belki dağıtılıyordu o roller ama e şimdi çok fazla artmaya başladı sosyal medyanın da e, varlığıyla e, beraber benim de mesela izlemekten çok keyif aldığım kadın komedyenler de var, e, erkekler mesela? de var. Ya yani Türklerden e, mesela Yılmaz Sisters var. Onları çok seviyorum, çok cici buluyorum. Deniz Cengiz var. Ee, Burcu Yener var. Yani var ya sosyal medyanın hayatıma kattığı böyle isimler var. izlemekten çok keyif aldım. Ee, ve bu da çok mutlu ediyor. Yani bir de çok çeşitliyiz hepimiz bence ve çok biriciyiz. Ee, o yüzden çok güzel. Ee, bunun artmasını da umuyoruz. Çünkü evet. hani insanın kendiyle e, dalga geçebilmesi, şakalaşabilmesi, kendi kendiyle şakalaşabilmesi evet. de e, Türkiye'de çok fazla olmayan bir kültür evet. maalesef. Ve buna da yeni yeni geliyoruz. Yine hani e, komik kadın demek istemiyorum aslında. Buna başka nasıl bir e, isim bulabilirim diye dünden beri düşünüyorum ama <laughs> bulamadım bir türlü. Birisi güldürebilen... E, Zeki kadınlar. Zeki ve seksi kadınlar. Ya. Peki başka? Reklam <laughs> falan değil mi? her Özellikle şeyi. Özellikle konuşalım onu diye. Kız kardeşimin sorusu. Tamam. <laughs> yani beni seninle tanıştıran da aslında sosyal medya üzerinden tanıştıran da kız kardeşim değil mi? Martha Stewart videolarının sayesinde. Evet. evet ya öyle bir şey var. Yani Martha Stewart... Videolarım böyle çok enteresan. Beni hiç tanımayan insanların bile bir şekilde ucundan gördüğü, <laughs> bildiği ve izlediği bir konsept haline döndü. Çok mu seviyoruz aşağılanmayı? <laughs> <laughs> Anlamadım ki. <laughs> Bununla ilgili biraz sonra tekrar geri tamam. döneceğim buraya ama kardeşim sorusunu hemen sormak İslam. istiyorum. Ee, evlilik bir kadının komediye bakışını ya da hani hayata espiritüel bakışını nasıl etkiliyor? <laughs> Kocama bu. <bıktım. gülüyor> ee, yani bilmiyorum bana çok böyle majör bir etkisi oldu diyemem. Ee, negatif ya da pozitif. Çok majör bir etkisi oldu diyemem. Ama şunu söyleyebilirim çok şanslıyım. Ee, çok desteklendim. Ee, yani kocam eşim bey tarafından <laughs> her zaman. Ee, çok çok desteklendim. Yani... Her zaman yüreklendirildim, işte en mutsuz, en depresif hissettiğim zamanlarda bile şey gibi bir baskı değil ama hani hadi yap, hadi üret falan değil. Ama hani bak bunu yapabilirsin. Bak bu güç senin içinde var. Hadi gel şu konudan şunu yapalım. Hatta işte benim eşim salkım tiplemem var B biliyorsunuzdur belki. Onunla alakalı işte böyle hep hadi gel bir mokümenteri yazalım buna. Hadi gel şunu yapalım. Bak sen yazmazsan ben sana doğru ekibi toplayacağım falan. Yani o anlamda beni çok motive eden birisi ama hani hayatta neşeme bir şey oldu mu... Ee, bir değişikliği oldu mu? Yani evliliğin hani o konuda böyle bir çok majör bir, bir şey olmadı. Hep böyleydim zaten e, gibi ama beraber çok eğleniyoruz kendisiyle. <laughs> Önemli olan da o galiba bir ilişkide değil mi? Hani beraber e, evet, evet, eğleniyoruz evet, evet, diyebilmek. Evet. evet yani diğer bir sürü şey zaten e, e, ne bileyim daha böyle herkesle olabilirmiş gibi ama e, beraber eğlenebilmek, beraber işte ya da bir acıyı beraber paylaşabilmek... E, çok güzel, çok değerli. Marta Stewart'a geri dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi aşağılanmayı gerçekten e, bu kadar seviyor muyuz dedin ya. Bence mesela hani Recep İvedik gibi karakterlerin de bu kadar sevilmesinin sebebi bu aşağılanmayı seviyoruzdan ziyade e, bizim olmadığımız ama olabileceğimiz e, şeyleri gör, kötü şeyleri Hı -hı. görmek. E, ilk böyle değiliz dememize ve gülmemize yol açıyor gibi geliyor bana. Ya evet Martha Stewart bir de şey de yani hani <laughs> Olağanca birinci dünya ülkesi gülümsemesiyle öyle sürekli. Yani bu arada yani Martha Stewart görse beni ne der onu da bilmiyorum. Onu da soracağım <laughs> zaten. Gerçekten <laughs> ne der bilmiyorum yani o kadar çok artık. <laughs> ya ama çok da uyuyor çok enteresan bir şekilde. İnanılmaz yani İnanılmaz Şeylere bizim yazdığımız <laughs> şeylere. Onun metin yazarı bir arkadaşım yazıyor zaten. Ben seslendiriyorum. Biz böyle 7 yıldır her yıl başından önce oturup ülkenin de mevcut konjüktürünü göz önünde bulundurarak tahmin <laughs> ettiğiniz üzere bir şeyler yazıyoruz ve yani böyle inanamıyorum o kadar çok kişiye bir anda ulaşmaya başlıyor ki o ya çok gerçekten ben ben de çok seviyorum ya çok severek de seslendiriyorum yani Umarım başımıza bir şey gelmez dediğim. <laughs> Gelmez. Yok hayır. Ee, bu sene hindi mi yiyoruz? Bu sene aaa yoksa... <laughs> hindiyi yani aşk olsun onu ta 2008'de falan bıraktık en son yani. yani. Bu sene şey, bu sene ne aldık ya? Bu sene patates püresi. Evet onu daha Hatta seslendirmedim. Şen. Çok kısa bir süre sonra onu da seslendireceğim. Tamam. Peki e, yayından önce e, şey olur mu? Yayınlanır olur galiba yoksa? yani bir bir Ocak'ta falan girmeyi planlıyorum. Ha yani. yok o zaman... Kapatırken onu söyleyelim çünkü <laughs> spoiler vermeyeyim. <laughs> Sence yani yeni nesil senin yaşıtların ve senden sonra gelenler artık hani o bizdeki inanılmaz sert egoları kırmaya başladılar mı? Kendileriyle dalga geçebiliyorlar mı? Hani elbette ki bir İngiliz espri anlayışına varamayız yakın zamanda ama en azından adım adım gelmeye başladık mı oralara sosyal medyanın da sayesinde? Yani evet, bence büyük ölçüde bu, bu kırılmaya başladı. Yani zaten bence kendinle, kendinle dalga geçebil... Yani kendinle dalga geçmeyi beceremeden komedi yapmaya çalışmak da biraz zor. Çünkü ne olursa olsun hep çok böyle üstten bir yerde ya da çok kibirli bir yerde kalmak kaçınılmaz gibi geliyor öteki tabloda. Ee, yani benim de mesela hatta benim biraz fazlaca yaptığım bir şey bu sürekli kendimle dalga geçmek. Ee, yani hatta uzun bir süre böyle ya bu kadar da yapmayayım ya yani çok aşağı çektim kendimi canım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi öz değerin yok be kardeşim senin? Tam Sen tersi değil mi aslında yani. yani ama işte yani şey onun dozunu da böyle fazla kaçırınca Böyle bazı programlarda kendimi izleyip inanamıyorum yani hiç mi bir özelliğimi sevmiyorum canım kendimi falan dediğimi biliyorum. <laughs> Neyse bunu bununla da çalışıyorum bu arada. <laughs> yani. Ya o yüzden şey yani bilmiyorum o zaten bence komedinin temelinde de var. Yani önce kendinden başlıyorsun. Çünkü en iyi tanıdığın e, kişi kendin ya. Yani hani ben mesela gözlem ne kadar gözlem yaparsam yapayım. E, hep çok yüzeysel kalıyor. İnsanların bana kendilerini gösterdikleri yüzlerini görüyorum ben mecburen ama kendimin yani köşesine bucağına kadar tanıyorum kendimi. Hani saç telimden ayak ucuma kadar tanıyorum kendimi. Bütün açık yaralarımı ya da işte defolarımı biliyorum. O yüzden de insanın kendiyle dalga geçebilmesi bence muazzam bir şey. Ya bu apayrı bir şey, yani kendi kendiyle dalga geçebilmek uzatıyorum çok özür dilerim ama şöyle şöyle birazcık fazla üstüne düşündüğüm konulardan biri çünkü hani böyle kendini sevmek işte hani biraz önce dedik ya toksik pozitiflik gibi bu kendini sevmek ve affedebilmek. Hı -hı. Yani bunlar da böyle hani son birkaç senedir e, iyice iyice üstümüze gelen konular ve e, evet kendimizi sevelim ama bence yani başkalarının karşısında kendimizi yerebildiğimiz nokta ee, tabii ki hani yerinde birine sokmaktan bahsetmiyorum hı hı. ama ben böyleyim diyebildiğimiz noktalar da e, biz, bizi özgürleştirecek ki bu hani sadece bireysel anlamda söylemiyorum hani ülkesel anlamda da tabii. söylüyorum onu. Ya zaten şöyle kendini sevmek tanımı işte çok geniş ve çok fazla kullanılıyor o şeyde ama benim kendimi sevme tanımım artık e, yaralarımı da sevebilmek yani ya da açık taraflarımı da sevebilmek ya da kendimi eleştirdiğim o karanlık tarafımı da eee okşayabilmek, sevebilmek. Çünkü bunu yapamadan büyüdük biz. Yani bizim nesil özellikle hem gerek işte yetiştirilme tarzımız, gerek çevresel faktörler ya da işte ım, akran zorbalığı yani milyonlarca zorbalığa maruz kalarak büyüyen bir nesil olarak hı hı. E, o taraflarımızı halı altına süpürerek o taraflarımızı görmezden gelerek e, büyütülmüş bir nesil olarak şu an ben onu yapmaya e, ufak ufak. ya yani Zaten asıl özgüven ya da özdeğer e, bence orada gelişmeye başlıyor yani o e, eleştirdiğimiz tarafları ya da görmezden gelmeye çalıştığımız karanlık taraflarımızı da sevmeye ve kabul etmeye ya sen busun kardeşim. Evet hani aslının yüzde sekseni öbür taraflar olabilir ama böyle bir yüzde yirmilik tarafı da var. Gel bunu da yanımıza alalım. Yani işte yeri geldi mi azıcık sen arkaya geç bakayım diyebilmek. Yeri geldi mi kucağına oturtup sevmek yani. Bence biraz öyle kendi kendini sevme meselesi de yani benim tanımım en azından. Biraz Kesinlikle. öyle. Peki e, bugünün e, çocuk yetiştirme anlayışıyla büyümüş olsaydın ya da bugün hani ilk gençliğini yaşayan ee, çocuklardan biri olsaydın e, ve psikolojik Keşke. olarak. <laughs> Keşke Z kuşağı olsaydın. <laughs> Bu bilinçte işte, olsaydın neler değişirdi senin hayatında sence? Bilmem hiç hayal edemiyorum. Biraz nerede büyüdüğüme yani coğrafyaya da bağlı tabii ki. Kadar ee, Kaderdir. mi ya, yani? yani şey. ama böyle. <laughs> yani nerede derken hani sadece işte şey bazında yani işte Türkiye'de başka <laughs> bir ülkede yaşamak falan gibi değil ama hani hangi ailede dünyaya geldiğim işte nerede büyüdüğüm, nasıl okullarda okuduğum. Ee, filan gibi çevresel faktörlere de bağlı olurdu gibi geliyor. Ama daha şey olabilirdim gibi geliyor böyle daha ne bileyim öz özgüvenini daha erken kazanmış bir çocuk olurdum gibi geliyor. Yani gözlemlerim bu şekilde Cen, Cen Z'ye hani baktığımda diyebilirim. Ama asla bir Marta Stewart olmaz. Yok olmaz. <laughs> Peki Aslı çok çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. <laughs> 2023'ün hemen başında seni yeni Marta Söğüt videonla izleyeceğiz evet. ilk önce. Evet, umarım. Verelim mi spoiler? Ver, yani Hangi tam böyle, yapacağız? yetiştirebilir miyim eminim de olamadım ama. <laughs> yani başlığında diyoruz hani şey yapmayalım ama. Evet, 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 umarız. Tamam yani seneye e, umarız e, bu, bu ekonomi düzelir de Aslı'nın vereceği tariften daha fazlasını <gülüyor> <gülüyor> yapabiliriz evet. <gülüyor> <gülüyor> Senin peki bu seneye dair hani özellikle kendin için istediğin şeyler neler? Sağlık öncelikle tabii ki sağlık istiyorum yani sonrası çok da zaten önemli değil yani sağlık huzur e, mutluluk e, birlikte keyifli çalışabileceğim ekip arkadaşları ki şu anda da var ama işte bunun güzel işlere dönüşmesi beraber oluşturacağımız bir stand up yapmak 2023 için biraz hayalim. Şimdi de ufak ufak onun böyle bir ön denemesine başlayacağız. Şahane. Minik bir ekiple. Yani daha büyük kitlelere yapabileceğim bir stand up planlıyorum ve istiyorum diyebilirim 2023 için. <laughs> Şimdi bir artık da müzik de gelecek mi senden? Ya valla müzik konusu çok enteresan. Ee, bir, geçenlerde işte bir proje için e Klip çekimi yaptık ve böyle celloyu çok özlediğimi fark ettim. Orada da cello çaldım. Ee, neden olmasın? Yani celloyu belki bir tiyatro oyunuyla birleştirmek gibi bir hayalim var. Tek kişilik olur. bir Olur. Evet, yani var da böyle bir oyun ihtimali. Ama daha kesin değil. Ee, o yüzden çok anlatmayayım. Ama çok istiyorum tabii ki. Yani ikisi bir de e, kaçınılmaz yani birlikte. E, birlikte görmek çok güzel olur hani hem oyunculuk performansı hem işte müziği dahil etmek bir şekilde tiyatro oyununun içine sahnede ikisiyle de var olmak İkisi. hem bedenini enstrüman olarak kullanıp hem celloyu enstrüman olarak kullanmak da tabii bir oyuncu için akıl tutulması <laughs> olur herhalde benim için, İzleyici de, öyle. için de. çok evet. özel bir deneyim olur evet. muhakkak. Evet. Peki o zaman 2023'te Aslı çok fazla göreceğiz diye tahmin ediyorum ben. Çok Teşekkür ediyorum umarım. Bu kana kabardı. <laughs> çok teşekkürler. Ben senin teşekkür ederim 2023. Senin de öyle. <laughs> Ee, sizin de seneniz olsun sevgili T24 izleyicileri. 2023'ün şimdiden aldığımız en güzel haberlerinden biri aslında inandıklı daha fazla vakit geçireceğimiz haberi oldu. <laughs> daha farklı alanlarda izleyeceğiz anlaşılan onu. Umarım her şey çok güzel gider ve kahkahalarınız bütün sene boyunca hiç eksik olmaz. Ee, neler yaşanırsa yaşansın ülkede ve dünyada sağlığımız ve huzurumuz hep yerinde olur. Umarız. Seneye görüşmek üzere. Seneye görüşmek üzere. tamam imzamı attım şakanın altına. <laughs>